İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan dergisinin 40. sayısı çıktı. Uluslararası Hristiyan Dayanışması, Olimpiyat Komitesi'nin Bakü'den özür dilemesini eleştirdi. Ava Dünyan, Bakü ve Türkiye yüzlerce Ermeni yerli üzüm çeşidini sahiplendi. Batı Ermenistan'ın evlatları Gerard Kafesciyan. Bakü, Bekorla kaplı Aşot Hulya'nın anıtını yıktı. Azerbaycanlı gazeteciler teslim edilen topraklardan Kirans köyünü filme aldı. Kottazur'daki Ermeni grubunun büyük başarısı. Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı dergisinin 40. sayısı çıktı. Yeni sayımızda aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi önemli ve güncel konu yer alıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitü müdürü ile görüşmesi. Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümü. Berzor Zafer Anıtı. Gnatzah'ın Surp Hripsime Kilisesi. Arçak'ın yok olmakta olan kültürel mirası Van Kasar. Rus milletvekilinin açıklaması Türk dizileri tam bir çöp. Bu ve bunun gibi yazıları derginin yeni sayısında okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın haftalık gazetesi Vestin Armenya'nın 40. sayısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ve hükümetinin olağan oturumları, hükümet sözcüsünün konuşması ve diğer kültürel ve sosyal konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Paris Olimpiyat oyunlarının kapanış töreninin ardından Uluslararası Hristiyan Dayanışma Örgütü Başkanı John Ayıbner, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni Artsak'taki etnik temizliği düzenleyenlere siyasi destek sağlamakla eleştirdi. Haziran ayında Uluslararası Hristiyan Dayanışma Örgütü 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına özel Azerbaycan'ı engelleyin kampanyasını başlattı. Kampanya Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Azerbaycan'ın diktatörü İlham Aliyev'in geçen yılın Eylül ayında Arsak'taki Ermeni Hristiyan nüfusuna yönelik etnik temize tepki olarak düzenlendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin insan haklarını spor yoluyla ilerletme yönündeki açık taahhüdüne ve Rusya'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya ve Belarus milli takımlarını Paris Olimpiyat oyunlarından men etme kararına rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi Arçak'taki etnik temizliğin ardından Bakü'ye karşı herhangi bir işlem yapmadı. 2 Ağustos'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Ulusal Olimpiyat Komiteleri ile İlişkiler Direktörü David McLeod, Azerbaycan Spor Bakanlığı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi'ne bir mektup yazarak Doğu Ermenistan Ulusal Takımının stadyuma girişi sırasında Frans 2 TV sunucusunun Artsakh'ın düşüşünden söz etmesinden dolayı özür diledi. McCloud, Azerbaycan'a gelecekte benzer ifadelerden kaçınmak için açık talimatlar verildiğine dair güvence verdi. Ayipner, bu mesajdan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Azeri rejiminin Artsakh'taki suçlarını örtbas etmek için nüfusunu kullandığı açıkça görülüyor dedi ve ekledi. Bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin gerçek önceliklerinin utanç verici bir yansımasıdır. Ayıpner, Uluslararası Hristiyan Dayanışma Örgütü, Artah'ta uygulanan soykırımı, Artah Ermenilerinin ana vatanlarına dönme ve orada özgürce yaşama haklarını, Ruben Bartanyan ve David Babayan gibi halen Azerbaycan tarafından rehin tutulan Ermenilerin özgürlükleri için hesap sorma kampanyasını sürdürecektir sözünü verdi. Azerbaycan ve Türkiye yüzlerce çeşit Ermeni üzümüne el koymuş durumda. Doğu Ermenistan Ulusal Şarap Merkezi Başkanı Avak Harutyunyan'a göre bölgede yoğunlaşan rekabet Doğu Ermenistan'ın şarapçılık mirasını daha da tehlikeye atıyor. Azerbaycan Ermeni üzüm çeşitlerini aktif bir şekilde kendisinin olarak tescil ettiriyor ve Türkiye yaklaşık 30 yıldır bu süreçte yer alıyor ve binden fazla Ermeni üzüm çeşidini Türk olarak tescil ettiriyor. Bu Doğu Ermenistan için büyük bir zorluktur ve ulusal şarap kültürünün korunması ve muhafaza edilmesi için etkili bir devlet politikası gerektirmektedir. İş adamı ve hayırsever Gerard Kafesciyan soykırım Armenistan'dan sağ kurtulan mültecilerin oğludur. Gerard Kafescan 1925 yılında New York'un Brooklyn semtinde doğdu. Ebeveynleri 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Kafescan, Washington'daki Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit müzesinin mütevelli heyeti üyesiydi. Müzeye ve soykırım Armenosit kurbanları anısına yapılacak anıtın inşasına önemli miktarda bağışta bulundu. Kafesciyan, 1996 yılında Kafesciyan Ailesi adlı vakfını kurdu. Gerard Kafesciyan'ın hayırseverlik faaliyetinin en önemli başarısı, 2009 yılında Kafesciyan Sanat Merkezi'nin açıldığı, Yerevan'ın ana mimari yapılarından biri olan Gaskad'ın yenilenmesiydi. Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan, kurucusunun adını taşıyan müze, kentin en önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi. Kafesyan özel koleksiyonunu sergileyerek Ermenilerin hayatına sanat yoluyla yeni bir ışık tutmayı amaçladı. Gerard Kafesyan 15 Eylül 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etti. Gerhard adlı bilimsel analitik vakfının verdiği bilgiye göre Bakü bağımsızlık döneminden kalma Artsakh'ın anıtlarını yok etmeye devam ediyor. Vakıftan yapılan açıklamada Stepanagert'te Aşot Kulya'nın adını taşıyan parkta bir vandalizm vakası daha yaşandı. Arsak kahramanı Bekor lakaplı Aşot Kulya'nın büstünün imha edildiğine ilişkini bilginin Azerbaycan Telegram kanalında aylar öncesinden dolaştığı bildirildi. Azerbaycanlı gazeteciler yasa dışı sınırlama sonucu Azerbaycan'a devredilen toprakları ziyaret ederek filmi aldılar. Ayrıca Girant sakini Gohar Vartanyan'ın bahsettiği Girans köyünü de filme aldılar. Vartanyan, Azerbaycanlı gazetecileri fotoğrafımızı çekti, biz de onların fotoğraflarını çektik dedi. Fransa'nın Mandelieu bölgesinin Kottazur Ermeni Derneği tarafından her yıl düzenlenen Kır Töreni adlı dans büyük bir başarı yakaladı. Marsilya'dan Kemancı Grigor, solo dansçı Maria, Nisten Nairi adlı dans grubu sanatçılarının da aralarında bulunduğu 200'den fazla kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar Sef Antlaşması'nın imzalanmasının 104. yıl dönümünü kutladılar. Saat 12'de kemancımız Grigor'un performansını dinlemek için herkes Mandeliye'deki Haçkar'ın etrafında toplandı. Haymerimiz, Fransa Ermenisi ve Fransalı Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı Jean Gazarosyan tarafından okundu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, Mandelüla Napol bölgesinin Ermeni çevresinin organizatörüyle birlikte bugünkü bu kutlamanın nedenlerini ve Bakü'deki fanatik yetkililer tarafından şu anda kitlesel imha tehdidi altında olan Haçkar'ın sembolünü hatırlattı mandalıyor ile Napol Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı George Lorenzelli ve Topluluk Meclis Üyesi Patrick Sale tarafından temsil edildi. Antip Juan Pen Belediye Başkanı'nı Albay Gerard Lakos temsil etti. Mandeluella Napul'un Ermeni Çevresi Başkanı Karolin Ohannesyan ve tüm üyeler Nis Ermeni Kültür Merkezi Başkanı ve Nis Nairi Dans Grubu'nun yöneticisi Magui Gevorkyan'a Kan Kızılaç Başkanı Bayan Vandine, Albay Jean-Claude Berdu'ya, Kan'ın Lejyonerler Başkanı'na, Draganyan Ermeniler Birliği Başkanı Gerard Beru'ya, Alp Maritim Başkanı Yardımcısı Jean-Claude Dupont'a, Ermeni Gazi Özgürlük Savaşçıları ve Destekçileri Ulusal Derneği Başkanı Vrej Abrahamyan'a teşekkürlerini sundular. Magui Gevorkyan'a Armenak Abrahamyan tarafından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Vatandaşlığı verildi. Fransa'nın ve Büyük Britanya'nın dört bir yandan gelen Ermeni yurttaşlarımız ve Fransız dostlarımız Ermeni ev yemeklerinin yanı sıra Nis'ten gelen harika müzik grubunun Hayri icra ettiği Ermeni müziği ve dansının tadını çıkarak harika vakit geçirdiler. Gün birçok ödülün kazanıldığı çekilişle sona erdi katılımcılar günün eğlencesinin tadını çıkardılar ve şimdiden gelecek yıl tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.